Şeyh Said iddia edildiği gibi Kürtçü, ırkçı bir şahsiyet değildir. Şeyh Said İslam'ın şehididir. Bütün Müslümanlar için mübeccel bir şahsiyettir. Ve yine ben kritik noktalar söyleyeceğim, yani bu bir belli başlı meselem değil de onun için. Ve yine umumiyetle iddia edildiği gibi Musul meselesiyle alakalı olarak İngilizler tarafından tahrik edilerek kıyam etmiş bir şahsiyet de değildir. Bazı Türkçü kalemlerin böyle iddiaları vardır. Aynı zamana denk geldiği için Musul meselesinde zaafa uğrayalım diye İngilizler Şeyh Said'i tahrik etmişler ve isyan ettirmişler deniyor. Kanaat-i acizaneme göre Musul meselesiyle Şeyh Said harekatının 1925'te vaki olmuş Şeyh Said harekatının hiçbir alakası yoktur. Şeyh Said Efendi de böyle oyunlara tenezzül edecek bir şahsiyet değildir. Şeyh Said Efendi'nin harekatı sadece ve sadece İslam ve şeriat adınadır. Böyle bir harekete kıyam etmiş olmaktan dolayı tenkit de edilebilir, takdir de edilebilir, kendisine müteşekkir de olunmak lazım gelir. Nasıl oluyor? Tenkit edilebilir, hesap edemedin mi ki böyle bir şiddet küfür geldiği zaman aczi sabit olan Müslümanların vazifesi kıyam değildir. Çünkü ezilirler. Bu takdirde Müslümanların zahiren mutavaat edip batınen muhalefet etmektir vazifeleri. Yani zahirde bugün bizim birçok meselelerde yaptığımız gibi tabiiz kanunu medenisine İsviçre'nin, ama içimizde bir muhalefet yok ve içimizden onu kabul etmiş isek imana dokunur bir hadisedir bu. Lakin içimizdeki muhalefet mümin olarak kalmamızı zahirdeki mutavaatımıza, itaat etmemize rağmen temin eder. Eğer içimizdeki isyan olmasa, muhalefet olmasa maazallahu teala imanımız tehlikededir. Yani bir insan, yaklaşın biraz daha. Yani bir insan gayri İslami bir idare altına düştüğü zaman bir Müslüman, eğer o Müslümanın veya Müslümanların umumun gücünün o gayri İslami düzeni değiştirmeye, gayri İslami tavrı bertaraf etmeye yetmiyorsa onlara şer'an vacip olan zahirde mutavaat edip batınen muhalefet etmektir. Zahirde mutavaat batındaki muhalefet sebebiyle onları iman dairesinden çıkarmaz. Fakat vazifeleri sadece bir gönül muhabbeti muhalefetinden ibaret olamaz. Zahirde de mümkün olduğu nispette ala kaderil imkan bir gelecek zamanda, bir vakti merhunda bunu İslami olanıyla tebdil edebilmek için ala kaderil imkan çalışmak lazımdır. Çalışmamakla kafir olmazlar. Muhalefetsiz kafir oldukları halde. Çalışmamakla günahkar olurlar. Çalışırlarsa bu vebalden de kurtulurlar. Bugün karşı koyamıyoruz. Ben İslami olan prensibi söylüyorum. Şeyh Said'i mizan edebilmek için evvela ölçümüz İslam ise İslam'ın bu bahisteki ölçüsünü tebarruz ettirmek lazımdır. Şer'an gayri İslami bir idare altına düşmüş bulunan Müslüman zahirdeki mutavaatına rağmen batındaki muhalefeti sebebiyle imanını korur, mümin kalır ve bu hususu mümkün olduğu nispette değiştirmek için fiilen ve zahiren de çalışmakla günahtan korunur. Bunu yapmazsa muhalefetsiz küfre gider, say amelsiz çalışmasız da azim günaha sürüklenmiş olur. Bu ne zaman, bu ne zaman böyledir? Acz sabit olduğu zamandır. Yani Müslümanların
kendilerine hükmeden batılı, gayri İslami tavrı bertaraf hususundaki acizlikleri, güçsüzlükleri tevatür derecesinde sabit olmak lazım gelir. Aksi halde kıyam ile mükelleftirler. O zaman kıyam etmemenin mesuliyeti terettüp eder kendilerine. Aksi halde kıyam ile mükelleftirler. Bu çok nazik bir meseledir. Aksi halde kıyam etmemenin mesuliyeti de günahkarlıktan küfre kadar kıyamın şartlarına bağlı olarak bir yelpaze içinde seyreder. Şeyh Said kıyamı ile Müslümanların aczinin sabit olmasını sağlamış. Ondan sonrakilerin kıyam etmemekle mesul olmasını önlemiştir. Çünkü o hareket ile acz sabit olmuş. Müslümanlar kıyam ederse akıbetleri Şeyh Said Efendi gibi olur. Binaenaleyh orada aklın ve şeriatın emri artık otur oturduğun yerde kıyam edip telef olma ve yakın bir istikbalde çalışmak için, bunu değiştirmek için çalış. Bu ders çıkar onun hareketinden. Bundan dolayı da müteşekkiriz. Bizim babalarımız da itaatleri sebebiyle, belki de içlerinde bazılarının mevcut olmayan muhalefetleri yüzünden küfre kadar sürüklenebilirlerdi. İnsanlar bazen kafir olur da haberleri olmaz. Buna biz şirk-i afi diyoruz. Haberi bile olmaz. Kendini hala Müslüman sayar. Allah indinde Müslüman olmaktan çıktığı halde. Milyonlarca insan için aczin sabit olmasıyla kıyam mükellefiyetini şer'an bertaraf etmiştir. Bundan dolayı kendisine müteşekkir olmak lazım gelir. Lakin bu hesap tevatür derecesinde varit ve vaki değil mi diye ki kıyam ettin de bu kadar adamı ezdirdin diye tenkit de edilebilir. İşin bir yönü de budur. Ben şahsen ne yanlış yaptı derim ne doğru yaptı derim. Benim gönlümde bu terazinin dengede durması gibidir. Öyle de olabilir, öyle de olabilir. Hüküm vermem. Yalnız madem ki oldu olan şey kaderdir, ondan sonrakiler için acz sabit olmuş ve mesuliyetten kurtulmuşlardır. Şu gerçek önünde Şeyh Said gerçek bir kahramandır da. Katiyen asılacağını bildiği halde o mahkemede alttan almamıştır. Mazhar müfittir o İstiklal Mahkemesi'nin, Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nin reisi. Mazhar müfidin karşısında asla yılmamıştır. Bugünkü Kürtçülerin onu sermaye yapması yersizdir. Şeyh Said İslam'ın şehididir. Mahkeme sefahatıyla sabittir. O günkü gazeteler, mecmualar hepsi benim koleksiyonumda vardır. Hakkındaki tam irticadır. İrtica o gün şeriat istemektir. Kürtçülük kelimesi asla ve kata hiçbir hasmının ağzından geçmemiş, ağzından zikredilmemiş, telaffuz edilmemiş ve kendisi de bu istikamette bir düşünceye sahip olduğuna dair en küçük bir beyanda bulunmamıştır. Bunlar sonraki yakıştırmalardır. İtham irticadır. Ve Mazhar Müfide demiştir ki, sen Ankara sana emretse Şeyh Said'i asacaksın diye beni beraat ettirebilir misin? Ankara sana emretse Şeyh Said'i beraat ettireceksin, beni asabilir misin? Sen bir icra memurusun. Ne emrettilerse sana onu tefhim et. Bu dava bir daha ruz-u mahşerde görülecek. Mahkeme-i kübrada. O zaman ben müddei, sen müddei aleyh olacaksın. Bunu diyebilmiştir mahkeme. Bunu diyebilmiştir. Binaenaleyh bir kahraman şahsiyettir.